Kendisi 1966 yılının yılbaşında doğmuş. Şimdi hep haber bültenlerinde olur ya yılbaşında, işte yılın ilk bebeği gibi. Sayın İbrahim Alaaddin Ateş beyefendi burada. Kendisi çok yönlü bir abimiz, büyüğümüz. Şiir de yazıyormuş. Ben bunu bilmiyorum Cansel. Tabii şiirlerini önce Ece Ölçü yazmaya başlamış. Serbest ölçüde de derimeleri olmuş. Birçok konuda şiir yazmış. Askerlikle ilgili bir şiir vardı, ben okudum. Yolculuklarını anlatmış. Şimdi hiç uzatmıyorum. İbrahim Alaaddin Ateş beyefendi şiirini okumak üzere sahneye davet ediyorum. Dinlemek üzere gelen herkesi selamlıyorum. Ben bir gün düşünün, günün hemen altında, sapında belki onlarca diken var. Ülkemiz bir gül bahçesi de değil, bir Gülistan da değil. Binlerce Gülistan bulunduğu bir ülke. Elbette ki ülkemizin düşmanları o dikenleri çok olacaktır. Daha hemen geçtiğimiz günlerde 8 vatan evladını şehit verdik. Ama bu memleket hiçbir zaman onlara kalmayacaktır. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Tazilerimize Allah'tan uzun ömürler dileyerek bu şiiri onların ruhuna, şehit olanların ruhuna bağışlıyorum. Kahramanlık bu milletin gözüdür. Yiğitler toplanıp olurlar harman. Bu güzel vatanı korumak için uğrunda her zaman olurlar kurban. Tarihimiz şeref dolu, şan dolu. Atalardan miras bu Anadolu. Kırılır uzanan düşmanın eli, dizimizde var oldukça bu derman. Çanakkale açık kapı sandılar. Kudurmuşu üstümüze saldılar. Her cephede böyle bizan kaldılar. Bütün hayalleri oldu ya hüsran. Eğer ki düşmandan görürsek zulüm, olmaya hazırdır her iki elim. Paramız ya istiklal ya ölüm, yolundan kalır mı bu ulu kervan? Cennet vatan için şehit oldunuz. Yurt için vurulup hakka vardınız. Ölmediniz, gönlümüzde kaldınız. Kalbimizden çıkmazsınız hiçbir an. Kalbimizden çıkmazsınız hiçbir an. Sayın Hayati Kardeşim, teşekkür ediyoruz. Tabii şiir eğer zamanı yakalamazsa Hayati Bey de hali hazırda yüreğimizi yakın bir olaya gönderme yaptı. Şehitlerimizin yakınlarının başı sağ olsun, onlara rahmet diliyoruz. Kalanlara sabır diliyoruz, yaranlara da şifa diliyoruz. İnşallah bir daha ikrar olmaz böylesi melhum olaylarız.